Kızım. Buyurun efendim. Doktor Selim hangi odada kalıyor? 1120 numaralı odada kalıyor. Sağ ol. Hem sen daha iyi bilirsin. Herkesin içinde hem şeytan hem melek vardır. Önemli olan hangisi işine yarayacaksa onu ortaya çıkarmayı bilmek. Selim'le ilgili aklında ne var? Kaderin önüne geçmeye ne dersin? Odana baktım yoktun. İyi saklanamamışım demek ki. Buldunuz işte. Terasta kimse görmeden hava almak doğru tercih. Yalnız kalmak istedim biraz. Sen zaten yalnız değil misin? Kim oluyor ki yanına? Hangisi geldi? Muhakkak vardır bir işleri. Güldürme beni. Mesela Ali Asaf bugün geldi mi yanına? Ama gelemez. Aşağıda herkesin gözünün önünde şov yapıyor. Ne sen umurundasın ne de cerrahlı. Süleyman Bey. Benden bir şey mi istiyorsunuz? Sadede gel diyorsun ya. Peki, açık konuşalım o zaman. Sana bir teklifim var. Bu halde cerrahlık yapamayacağına göre hastane yönetiminde söz sahibi olmak ister misin? Nasıl olacak o? Ziya Nur'dan boşalan yönetim kurulu başkanlığına Sinan'ın yerine seni önereceğim. Neden ben? Çünkü bu hastanede kimsenin hayır diyemeyeceği birisin. Selim abi. Nasılsın, iyi misin? Sence nasıl görünüyorum? Ben seni ayakta görünce... Hava almaya çıktım sadece. Başka bir şey değil. Bugün çok işiniz vardı galiba. Hiçbiriniz gelmediniz. Sen, Ali Asaf, Esra. Kusura bakma, gelmem gerekirdi biliyorum. Yok canım. Ne kusura bakacağım. Sonuçta hepinizin öncelikleri var. Öyle değil mi patron? Abi var, sen deme ya. Benim tanıdığım Eylül o hisseleri asla kabul etmezdi. Hele onca olan şeyden sonra. Tam da senin tanıdığın Eylül kabul etti abi.
başın rahat olsun. İyi. Sen öyle diyorsan.